Gaming X ve Gaming Z kafanızı yeterince karıştırmadıysa MSI'dan yeni Supreme serisi. Bunun özellikle fuarda bir görüntüsünü paylaştılar Recep. Bu kart bugüne kadar MSI'nin yaptığı en bomba tasarımlardan bir tanesine sahip. İstersen izleyicilere bir gösterelim. Evet, aslında kafa karışıklığını sonlandırıyor Ali. Çünkü Supreme yani evet. Diğer modellerin hepsinin üstünde. Şimdi MSI'nin bazı isimlendirmeleri çok güzel. Mesela Godlike falan diyor böyle anakart için. Abartı olduğunu biliyorsun. Bu arada kartı kesiyor musun diye de heyecanla takip ediyorum. Maket bıçağının ne kadar derini kestiğini görmediğim için. Supreme arkadaşlar anlaması kolay bir şekilde süper ibaresini insanların kafasına sokan çok güzel bir tabir. Supreme. Evet, daha baştan böyle yüksek seviye bir kart beklemen gerektiğini biliyorsun. Zaten 3080 Ti güçlü bir ekran kartı. Bir de üzerine MSI'ın soğutmada bir sonraki seviyesini göreceğiz. Beyaz bir kutu tasarımı yapmışlar. MSI'ın bak siyah kutu tasarımlarının arasında bunu rafa koyduğu zaman ki rafta bu durmayacak, 3 saniye kadar görünecek. Harika bir görünüm verecek. O 3 saniye içerisinde bunu görüp aradan hemen alabilirsin. Ali, kutu tasarımı bile değişmiş açıkçası. İmkan varsa demen güzel de orayı kaçırmayalım. Evet, kesinlikle. Zaten bu konuda ayrı bir videomuz var arkadaşlar ama. Şimdi 3080 Ti çıktı. Supreme X modelinin kutusu gördüğünüz üzere farklı şekilde açılıyor. İçinden MSI'ın böyle bir zarfı çıkıyor. MSI'ın zarfının içerisinde belgeler, etiketler falan oluyor genellikle. Şimdi nasıl monte edersiniz kılavuzlarını falan zaten Teknopat'ta gördüğünüz için bir kenara bırakalım. Ve içinden bir adet fare altlığı çıktığını görebiliyoruz. Seviyorum bu tür mousepad'leri. Güzel, yani aldığın ekran kartına özel bir fare altlığı var. Burada bir tane çıtamız var. Çubuk. Metal bu arada. Bir tane bu çubuğu vidalayacağımız ekran kartı destek çıtası olduğunu anlamamızı sağlayan parçamız var. Bir de onun altı var. Evet. Yani bunları birbirine taktığımız zaman ekran kartı destek çıtasıyla birlikte geliyor. Ekstradan 300-500 lira fiyatı çok değişen çıtalar var. Bu kaliteli bir MSI'nin kendi ekran kartı destek çıtası. Yani kutu içerisine ekstra bir şey koymuşlar. Kartın kendisini çıkarttıktan sonra başka bir şey kalmadı galiba Recep. Şöyle bir jelatinli buyur. Kuttan ben çıkardım. Jelatini de sen aç istiyorsan. Hazır mısınız arkadaşlar? Kartın kendisi masif. Buna Teknopat Sosyal'de bakabilirsiniz. Ali Güngör, masif Google. Ali, ilk dikkatimi çeken şey üzerinde 3 tane 8000 PCI Express girişi olması oldu. Bu hız aşırtmalı bir ekran kartı. Bunda 3080 Ti'de kullanılan en kaliteli GPU çekirdekleri seçilip kullanılıyor arkadaşlar. Şimdi Gaming X'lerin zaten soğutması ve gücü abartıydı. Gaming X'lerin üzerine Gaming Z'ler vardı. Supreme X, Gaming Z'nin biraz yerine ve üstüne gelen bir kart diyebiliriz. Bir de Lightning Z modeli vardı böyle en zirvede. Kartın devasa soğutmasını görebiliyoruz. Supreme yazısı, GeForce RTX yazısı ve Recep'in dikkat çektiği 3 adet 8000'lik güç girişi. Bunun için güç kaynağının ne olması lazım Recep? Ali, benim tavsiyem en az 850 watt olması yönünde. Artık bu tarz bir ekran kartı alının 1000-1200 watt güç kaynağı alması daha sağlıklı. Çünkü zirve değerlerde daha yüksek güç tüketimlerini görebiliyoruz. Üzerindeki fanlar Torix'in yeni sürümü Torix 4.0. Bu fan yaprakları özellikle havayı yönlendirme konusunda iyi. MSI her nesilde fan yapraklarını daha iyi hale getiriyor. Altındaki alüminyum ızgara ise bu Gaming X serisini özellikle ve üzerine gelen Supreme X'i sevme sebebimiz çünkü bu yapraklarda özel kanal yapısı var. Ne işe yarıyor peki bu özel kanal yapısı? Özellikle havayı ısı borularına iletmeye yarıyor. Isı borularının üzerinden zaten hava geçiyor ama havayı yoğunlaştırdığınız zaman şöyle düşünün, dağınık bir hava mı, odaklı bir hava mı? Borulara odaklamanın daha etkili olduğunu MSI daha önce denedi ve doğruladı. Buradaki zaten alüminyum yapraklar, ısı kanalları, özellikle buradaki ısı boruları dikkat çekici şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda aradaki şu metal parçalar pek çok bileşenin, güç bileşenlerinin, belleklerin ve diğer parçaların da soğutmalı olduğunu dışarıdan bakarken bile bize anlatıyor Recep. Evet, GDDR6X bellekler epey sıcak çalıştığından dolayı onları soğutmak gerekiyor. Arka tarafta çipin özellikle güç beslemesindeki bileşenleri görüyoruz. Bu 3000 serisi kartlar ilk çıktığı zaman bayağı bir ilgi konusu olmuştu. Burada da kullanılan özellikle kapasitör tiplerini ve yapısını arkada hemen görmek mümkün. Daha çok seramik kullanılıyor. Evet, seramiklerle diğer caplerin bir arada kullanılması özellikle kendisini kanıtladı. Bu konuda artık hiçbir sıkıntımız kalmadı. Bu da üst seviye bir ekran kartı. Peki buradaki plaka hakkında ne düşünüyorsun Recep? Plakanın tasarımı gerçekten çok hoş olmuş. Baktığımda şurada özellikle logonun sanki kenarında elmas kesimler var gibi. Yani burası elmas kesilmiş. Üzerine de öyle tahmin ediyorum ki RGB'li bir MSI logosu konumlandırılmış. Onu takınca göreceğiz. Burada çift BIOS olduğunu da görebilirsiniz. Silent ve Gaming ayarı var.
Özellikle gaming ayarında yüksek performans ile kullandığınız zaman zaten hız aşırtmalı kartı abartmış olacaksınız. Silent'ta benim sistemim sessiz çalışsın, 7/24 çalışacak diyenler için. Bu aynı zamanda ekran kartının BIOS'u ile ilgili değişiklik yaparken de ekran kartını servislik olmaktan alıkoyuyor arkadaşlar. Çift BIOS avantajlı. Evet, yanlış BIOS atarsanız çalışan BIOS'a geçip öbürünü daha kolay bir şekilde kurtarabiliyorsunuz. PCI Express 4.0 bir ekran kartı. Bütün modern ekran kartları gibi bağlantısı burada. Arka tarafa baktığımız zaman diğer giriş ve çıkışları görüyoruz. Şu korumaları çıkartayım Recep. Artık gördüğünüz üzere çoğu DisplayPort olmuş durumda. 3 tane DisplayPort, 1 tane HDMI var sadece. Evet, eskiden HDMI portu daha fazlaydı. Bunun sebebi VR'dı. VR artık popülaritesini biraz yitirdiğinden dolayı HDMI portu 1'e düştü. Evet, ama HDMI portunun sürümü 2.1 ile 8K görüntü destekliyor arkadaşlar. Yine DisplayPort'larda en son G-Sync teknolojilerini Ultimate'ları kullanabilmenizi sağlıyor. Ali, testlere geçelim istersen ve Founders Edition'la farkını bir görelim açıkçası. Evet, bu ekran kartı destek çıtasıyla kasamıza takalım Recep. Kasamıza takmayacağız. Hadi ya, ne yapacağız? Abi şey yapacağız. Uzay montajı. Tamam ya, uzay montajı takalım. Yine destek çıtası takalım ama yan dursun. Olmuyor mu? Olmuyor. Okey, öyle giderim abi. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Nvidia'nın Founders Edition RTX 3080 Ti ekran kartını incelemiştik. Bugün ise masamızda MSI'ın en üst model 3080 Ti modeli Supreme X12G var. Peki Founders Edition yerine MSI'ın Supreme X modelini aldığınızda doğrudan yüksek performans elde ediyor musunuz? Evet, ediyorsunuz. Founders Edition'ın boost frekansı 1665 MHz fakat Supreme X'te bu değer 1830 MHz'e çıkıyor. Oyun içerisinde ise kartın 1900 MHz frekanslarda çalıştığını görebiliyoruz. Fakat asıl fark burada ortaya çıkmıyor. Founders Edition testlerinde kartın bobin vızıltısı, yani coil whine yaptığını söylemiştik. Öte yandan Supreme X modelinde coil whine çok daha düşük, yani kartın çalışma esnasında çıkardığı ses bizi rahatsız edecek seviyelere ulaşmıyor. Aslında aynı şeyi kartın fanları için de söyleyebiliriz. Tam yük altında yakından ölçümde 44 desibelde çalışıyor ekran kartı. Bu da böyle bir kart için iyi bir değer diyebiliriz. Tabii ki bütün bu soğutmanın bir de ağırlığı var. Kart 1.9 kilogram ağırlığa ulaşıyor. Peki oyunlardaki durum ne? Kartın performansını daha iyi anlayabilmek için testleri Founders Edition modeliyle karşılaştırdık. Apex Legends ile başlıyoruz. 4K Very High ayarlarda ortalama 160 FPS elde ettik. 141 FPS elde eden Founders Edition'a göre %13.4'lük bir artış var karşımızda. CSGO'ya geçtiğimizde ise %10'luk bir düşüş görüyoruz. Founders Edition'da ortalama 500 FPS alırken Supreme X ile ortalama 450 FPS elde ettik. Cyberpunk 2077'ye geçtiğimizde ise yükseliş devam ediyor. 4K Ray Tracing Ultra'da ortalama 56 FPS elde ettik. Bu test esnasında ekran kartı en fazla 70 derece sıcaklığa çıktı. Forza Horizon 4 ile testlerimize devam ediyoruz. 1440p Ultra ayarlarda ortalama 191 FPS elde ettik. Oyunun ayarını 4K Ultra'ya aldığımızda ise ortalama 152 FPS'ye çıkıyoruz. Mount & Blade 2 Bannerlord testinde de bir FPS düşüşü yaşadık. Founders Edition ile ortalama 199 FPS alırken Supreme X ile ortalama 177 FPS elde ettik. Burada oyunun erken erişimde olması ve halen daha güncelleniyor olması sonuçları etkileyebilir. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Mount & Blade 2 Bannerlord'u 4K en yüksek ayarlarda da test ettik. Ortalama 115 FPS sunan Founders Edition'a karşın Supreme X ortalama 103 FPS sundu. PUBG'ye geçtiğimizde ise durum Supreme X'in lehine. 1440p Ultra ayarlarda Founders Edition 176 FPS sunarken Supreme X bize 208 FPS sunmayı başarıyor. Red Dead Redemption 2 ile testlerimize devam ediyoruz. 1440p Ultra ayarlarda ortalama 94 FPS, yine Founders Edition'ın 103 FPS değerinin %8.7 gerisindeyiz. Red Dead Redemption 2'yi 4K Ultra'da çalıştırdığımızda da %5.5'lik bir düşüş görüyoruz Supreme X'te.
World of Tanks ile devam ettiğimizde 1080p minimum ayarlarda %2.9'luk bir artış, 1440p Ultra ve Ray Tracing Ultra'da da %6.3'lük bir artış ve 4K Ultra ve Ray Tracing'de Ultra ayarlarda da %6'lık bir artış görüyoruz Supreme X ile test ettiğimizde. Son olarak Metro Exodus ile test ediyoruz kartı. 1440p Ray Tracing Ultra ve DLSS ayarda Quality'de %5.1'lik bir artış görüyoruz Supreme X ile. 4K'da ise artış %3.7 civarında. Artılar ve eksilerle bütün bu testin ortalamasını aldığımızda Supreme X'in Founders Edition'a göre %1.5 daha hızlı olduğunu görüyoruz. Peki %1.5'lik artıştan dolayı bu kartı almaya değer mi? Açıkçası burada daha farklı bir konuyu göz önünde bulundurmakta fayda var. Birincisi, kartın soğutması Founders Edition'dan çok daha iyi. Bütün oyun testleri esnasında kart hiçbir zaman 70 derecenin üstüne çıkmadı. Hatta notlarıma tekrar bakıyorum, evet 70 derecenin üstüne hiç çıkmamış. Hatta CSGO testinde 64 derecede çalışmayı başarmış. Buna bir de tabii ki Founders Edition'ın coil whine gürültüsünü ekliyoruz. Evet, Founders Edition devasa, yani böyle abartılacak kadar bir coil whine yapmıyordu. Yine muhtemelen kartı kasanın içerisine koyduğunuz zaman coil whine'ı duymayacaktınız ama bu kart daha da az coil whine sesi üretiyor. Bunu belirtmemizde fayda var. Bir başka noktada tabii ki bu soğutma ile gelen OC potansiyeli. Nasıl? Kartı daha yüksek frekanslara daha rahat bir şekilde çıkartabilirsiniz Supreme X satın aldıktan sonra. Evet, MSI'ın Supreme X 3080 Ti modeli Founders Edition'dan birçok oyunda daha fazla performans sunuyor. Bazılarında her ne kadar geride kalsa da genel olarak başarılı bir ekran kartı olmuş ve soğutması gerçekten hoşumuza gitti. Aynı anda hem sessiz çalışmayı başarıyor hem de GPU'yu 70 derecenin altında tutabiliyor. Evet, bugün sizlerle birlikte MSI'ın RTX 3080 Ti Supreme X modelini inceledik. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.